Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine efsane bilgiler, mükemmel yenilikleri paylaşacağım. Öncelikle şundan bahsedelim arkadaşlar. Benim kampımdaki bu dekor düşkünlüğümü, işte doğal ağaçlardır, ne bileyim çamlardır falan filan, bunlara ne kadar önem verdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Başından beri böyle yaptım. Hatta çoğu arkadaşınız, beni başından beri takip eden arkadaşlar bu olaya katıldılar ve ağaçları onlar da benim gibi kesmediler. Hatta hala geyiklerini saklayanlar var. Gördüğünüz gibi doğallığa önem veriyorum. Bu dekor işlerine önem veriyorum. Bu ağaçlar biliyorsunuz kestiğinizde herhangi bir şekilde çıkmıyordu. Hatta bak bak olaya bak. Evin bile bir bölümünden ağaç kesiyor, geçiyor. Orayı yıkmamışım yani. Şuralarda falan yine aynı şekilde ağaçlarım duruyor. Tabii dekor olayları önemli. Oyun da son zamanlarda bu dekor olaylarına önem vermeye devam ediyor. Bak şurada ölmüşüm en son. Kalmış orada. Onu ayarlatacağım. Bu arada mesela buradaki olaylar, işte şurada ağacın olması, işte barın gelmesi. Son zamanlarda biliyorsunuz, şunun sesini kısayım da müzik çok beni zorluyor. İşte şu dekor olayları falan çok çok hoşuma gitti. Biz saatlerce oynadık ya, 3 hafta boyunca şu barı elde edeceğiz diye çoğu arkadaşınız çırpındı durdu yani. Biliyorsunuz bu dekor olayları, hatta şu anda yukarıdan da çıktı. Rıdvan'ın kampı da mesela tamamen dekor üzerine. Mükemmel dekorlar var, havuzlar var işte. Adam bizim gibi ilkel olmayı diye ATV ile gidip gelip sürekli tuvalet yapmak için malzeme kastı ya. Bildiğin adam tuvalet falan yaptı kendine. Dekor olayları önemli abi. Yani şu anda bu oyunu niye oynuyorsun? İşte biraz da ev yapmak, böyle tasarım yapmak. Ben mesela burayı bahçeye yapmak için bir sürü stil harcadım aslında. Yani yıktım, tekrardan yaptım, yıktım, tekrardan yaptım. Oak harcadım, pardon, stil diyorum. Nereden çıktı ses stil? Gerçi şu zeminleri yapmak için sonuçta stil istiyor. Bu şekilde oluyordu arkadaşlar. Tabi ağaçları yıktığıma bazı ağaçlarda üzülmüştüm. Mesela şu ağacın diyordum ki burada olsun. İşte bir tane de şurada olsa ne güzel olmaz mıydı falan filan diyordum. Bugün de tam sizlere bununla alakalı bir haber vereceğim. Aslında ben ne kadar öngörülüymüşüm lan. Vallahi ne dediysem oluyor. Beni dinleseler çok başarılı olur oyun. Gerçekten bir fikir daha vermiştim. Ülke bayraklarının gelmesi. Yani bir Türk bayrağının şurada dalgalanmasını o kadar çok istiyordum ki. Bayrak asmayı şuraya bir tane işte, ne bileyim, mükemmel olmaz mıydı abi? Bence çok iyi olurdu. Markette olsa bile satın alırdım. Bunu da oyun yapımcılarına söyledim. Ama onlar maalesef beni dinlemiyorlar. Dinlemeye geç, beni muteliyorlar, banlıyorlar. Oğlum bir Türkçe yama istedik diye. Ya tamam, 50 kişi istemiş olabiliriz bir anda İngiliz yani İngilizce olan kanalda sürekli herkesin Türkçe yazması rahatsız etmiş olabilir, ama bu kadar da şey olmayın ya, saçmalamayın değil mi? Yani sonuçta getirdik mi? Getirdik arkadaşlar. Biz ona bakarız. Sizlerden bir ricam daha var görseli göstermeden önce. Kanalımız biliyorsunuz Last Day on Earth'te Türkiye'de en iyi kanallardan birisi. Yalnız büyüme olasılığımız biraz, büyüme oranımız biraz aslında düşük. Çünkü arkadaşlar genelde Eldia ile video çekenin olmadığını veya işte çoğu Eldia oyununu bile bilmiyor arkadaşlar. Bu yüzden kanalımız gelişemiyor. Kanalımızın gelişmesi sizlere bağlı arkadaşlar. Kanala abone olmayı, abone olmayan kullanıcıların izleyicileri izleyişi daha fazla yani. Abone olanlardan, abone olmayanlar daha fazla izliyor. Ama niye abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Lütfen abone olun. Siz hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Ve beğen butonuna basmak çok zor olmamalı arkadaşlar. Beğen butonunu bekliyorum sizlerden. Beğenmenizi bekliyorum videoyu. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkürler attığınızı sayıyorum arkadaşlar. Kanalımız sizlerin sayesinde gelişti. Gelişmeye de devam edecek ve görselimiz geldi. Abi mükemmel 4 tane oak ağacı, mükemmel 4 tane çam ağacı, 4 tane de bunlara ne diyorlardı ya? Japonların ağaç çeşitlerinden falan da ismini şu anda hatırlayamadım. Gayet güzel bir ağaç. Şurada bir tane beri görüyorsunuz. Bir de karlı bölgelerdeki berilerden. Yakın zamanda karlı bölgelere gidelim. Bayağı unuttum. Şu anda görünce yeni bir şey eklenmiş gibi oldu. Arkadaşlar burada gördüğünüz ağaçlar artık kampımızda çıkmaya başlayacak. Zamanla böyle normalde direkt bunlar vardı ya. Mesela kampa başladığınızda hani orta boy, işte küçük boy falan yoktu. Sadece büyük boy ağaç vardı. Ama bundan sonra ağaçlar kademe kademe büyüyecek. 4 kademesi var. 1. kademeden başlıyor. Abi şurada bir tane adam olayı var. Acaba bir ipucu mu, bir gizem mi falan filan diyorsanız değil arkadaşlar. Yani genelde bu harita, kroki falan filan olaylarıyla uğraşanlar veya işte az çok bilgisi olanlar bilirler. Bu bir modelleme. Niye bunu yapıyorlar? Ölçek bilgisini aslında daha net görebilmek için. Bu arada açlıktan falan ölür müyüm lan ben? Dur hemen şunu şey yapayım. Daha yine öyle ölmüşüm işte oradaki ceset. Onunla da alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu olay yani boyutlarını aslında görmemiz için. Mesela normal en küçük fidan işte adamımızdan biraz daha kısa, gövdesine kadar falan gelecek işin aslı. Sonrasında diğer kademe onun neredeyse 1,5 katı, diğer kademe 2 katı, işte bu da 3 katı falan vardır. Ağaçları ölçeklendirmek adına buraya da karakterimizin bir örneğini yerleştirmişler boyut olarak örneği arkadaşlar. Bilmiyorum bu oaklar falan kampımıza gelir mi, yoksa hani
sadece Çamlar olur, Oak bölgesinde de işte birinci kademe, ikinci kademe diye gider mi bilmiyorum. Ama benim birkaç teorim var, sizlere onları da paylaşacağım arkadaşlar. Bence kampımızda bu ağaçların hepsi yetişecek abi. Yani mesela önceden hiç Oak göremezdik. İşte şu ağaçtan hiç göremezdik, imkan yok. Bu Çin Yeni Yıl etkinliğinde de gelmişti mesela bu ağaçlar. Mükemmel ağaçlar bu arada. Çok hoşuma gidiyor yani bunlar dekor olarak. Şu mesela bir tanesi değil de şu üçünün karışık olması bölgede. İşte bir yerde Oak, evin bir tarafında işte bir tarafında Çamlar, bir tarafında işte şu mor yapraklı ağaçlar. Mükemmel olmaz mı yani? Çok iyi olur oğlum. Vallahi çok ben bu olaylara çok önem veriyorum. Yani dekor bar için 3 haftamızı ayırdık biz ya. Gece gündüz oynadık. Motor deseni için gece gündüz oynadık. İşte çanta deseni elde ettik. Brezilya motor deseni o günü hatırlamak bile istemiyorum. Abi bu olaylar önemli. Bir aklımdaki teori yani Oak bölgesinde işte küçük ağacın ne işi var arkadaşlar yani. Oak bölgesinde hepsi büyük olur. Çünkü oraya gidiyorsun. Yani sıfırlanıyor bölge çıktıktan sonra. Ne anlamı var bir ağacı şey. Bu bence kampımıza tüm ağaçların böyle mesela şu 2 günde bir bir tane ağaç çıkacak. Veya 3 günde bir bir tane çam ağacı çıkacak. Bir haftada bir Oak çıkacak abi. Bir tane Oak küçük, tamam mı, ama en küçüklerinden. Şu da ayda bir çıkacak mesela bu mor ağaçta. Ayda bir kampımızda oluşacak. Bunları belki biz suyla büyütebiliriz. Su şişeleriyle büyütme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ya da kendiliği işte zaman geçtikçe büyüyebilir. Yani şimdi diyeceksiniz Oak çıkarsa keserim abi. Ben kesersem bu bir haftada bir çıkıyor zaten. Bir tane Oak için şu dekor kesilmez. Ya da şundan vermez bir şey muhtemelen de. Bir tane işte odun için şu ağaç kesilmez abi, güzelim ağaç. Ya da bir beri için toplamazsın. Kimi arkadaş sevmiyor olabilir, kampın böyle daha büyük olsun falan filan diye düşünüyor olabilir. Ama bence kesinlikle dekor olayı iyidir arkadaşlar. Şu meşalem gitmiş. Bu arada göstereceklerim sadece bununla sınırlı değil. Ya oğlum şurada bir ağaç olsa, şöyle kaplı olsa. Şu çalışma tezgahlarımın etrafı full sıra çam olsa mesela. Şurası mesela doğallığı bozmuş gibi, anladın mı? Şurada 2-3 tane Oak olsa, şurada ATV'nin yanında 2-3 tane Oak olsa mükemmel olmaz mı yani? Bak şuralar falan çok iyi. Köpek barınağı mesela çok uyumuş. Ağaç kapatıyor bir tarafını falan filan. Böyle benim yavrular da büyüyor. Şurası güzel oldu. Şu ağaç işte evin içerisinde olması mükemmel. Abi çok iyi olurdu ya. Özellikle şuraların falan ağaçlanmasını çok isterdim. Ve bu da en kısa sürede olacak. Bunu zaten önceden ben söylemiştim. Motorum nerede lan benim? Ha, şuradan bir tane ağaç çıksa mesela çok çok güzel olur. Nereye gidiyoruz abi? Ben bu oyunu sizden sonra hiç oynamadım. En son biliyorsunuz yayında, Twitch yayınlarında gitmiştik. Bu arada yarın 9'da bir yayınımız var. Bekliyorum yine Twitch'ten. Elde oynayacağız. Yayından sonra hiç oynamadım. Bugün girdim. Üzerindekileri boşalttım arkadaşlar. Eşyalarım falan vardı biliyorsunuz. Kalanları, o da çok az bir şey. Airdrop'un kaç dakikası var? 16 dakikası var. Videodan sonra ben oraya gitmem lazım. Port'a gidiyoruz. Port'ta size göstermem gereken muhteşem detaylar var. Muhtemelen sizler de yapmadınız. Ben size yeni güncelleme geldikten sonra, bu 1.18.3 geldikten sonra sizlere 4 tane video çektim. B1, B1'in boss'u, B2, B2'nin boss'u arkadaşlar. Mutlaka onları izleyin. Tüm güncelleme oradan başlıyor aslında. Bu katları temizledikten sonra bir de hard modları var, ama B1'i B2'yi izledikten sonra hard moduna hiç girişmezsiniz. Çünkü benim ne kadar silah harcadığım ortada. Mod sıkıntım var, ona kesinlikle katılıyorum. O konuda haklı arkadaşlar. Yani abi senin modlar kötü falan diyenler haklı olabilir. Bu arada geminin arkasına bak diyen arkadaşımız, baktım bir şey yok. Şuradan bahsediyorsan bu depo olayını zaten videoda göstermiştim. Çoğu da videoyu izlemeden yorum atıyor bu arada. Atsın da canı sağ olsun ya, önemli değil. Bugün göstereceğim şey portun girişinden olaylar. Eve ablamızla alakalı birkaç olayımız var. Bir de yaptım ben aslında, ama o kısımda videonun ses problemi varmış. Almıyormuş ses. O yüzden tekrar gösteriyorum. Eva'dan direkt girince o ilk temizlemelerden sonra birinci ödülümüzü aldık. Birinci ödülümüz ne biliyor musunuz? Abi mükemmel bir şey ya. Koruyucu. Yaratılış güvenlik servisinin yük beygiri diyor. Birinci seviye zırh delme özelliği. Bu muhtemelen laboratuvarda geçiyor diye düşünüyorum, ama Big One'da da bu silah tabii ki de sizler için deneyeceğim. Hatta belki köre gideriz, belki Big One'da. Hasarı 65 abi. Normalde benim bak M16'm var 15 modlu. AK'lere bak 16. İşte Glock var 21 mesela. Abi 65 hasar nedir? Demek ki laboratuvarı böyle bizim gibi bu silahlarla temizlemek gerekmiyor. Bunlardan bol bol elde etmemiz gerekiyor. Bunlardan elde edip temizleyeceğiz. Bu arada zaten B kartımızı 45 yaptık. Onu 50 yapmadan bırakmak istemiyorum. Onu da 50 yapmak için buraya mutlaka geleceğiz. Onun için de zaten A'yı temizleyip A'yı da bir 50 yaparız. İkisini beraber açar. Sonra da şunlardan elde edersek hard moda gideriz. Bununla da birkaç ateş etmek istiyorum. Ha, sesi kısmıştık lan değil mi? Oğlum aynı pompalı gibi ama çok çok iyi bir silah ya. Belli yani.
iş yaparlığı belli harbiden. Ev adam bu arada biri aldın da şunu nasıl aldın oda servisini diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Şurada bir abimiz var sağ olsun her yeri silip süpürdü. Bu abimizle etkileşime girebiliyorsunuz. F'e bastığınızda buradan işte lastik parçaları, borular, ben boru verdim. Şu anda veremiyorum çünkü 2 günde biri verebiliyorsunuz bunu. Ve pompa vererek şunlardan birini seçtirebiliyordu. Ben hangisini seçtim? Tabii ki de buradaki disketi seçtim arkadaşlar. Hard disk seçtim, disket diyorum. Ya da buradan işte bir tane nötrleştirici alabilirsiniz. Şuradan 10 tane işte bu katalizörlerden alabilirsiniz. Ama ben en mantıklısını aldığımı düşünüyorum çünkü... Hard modu demeyeyim daha doğrusu, işte B1'i B2'yi bir daha yapmayacaksanız, laboratuvarda çok kasmak istemiyorsanız, silah stonunuz azsa oradan sürekli takas yapmak daha mantıklı. Ve bana oda servisini verdi. Bu oda servisi ne diyeceksiniz arkadaşlar, bak burada da var bir tane. Aslında bu ne lan, bu hafıza kartı gibi bir şey. Mesela bosslardan alınan hasarı düşürür, boss'tan hasar aldıktan sonra verdiğin hasar birkaç saniye artar diyor. Bunlar muhtemelen B1 B2 ile alakalı kalıcı özellikler arkadaşlar. Ben bir tanesini gerçekleştirdim. Zaman zaman ziyaretçilerin arkasını toplamak zorunda kalabilirsin ve bazen de bizzat ziyaretçileri temizlemen gerekebilir diyor. Bence bu B1'de falan veya A1'de A2'de gittiğimde böyle orada ölü cesetler bulacağım. Onları soyacağım gibi, yani içinde silah olanlar falan diye düşünüyorum. Burada rastgele bir avantaj daha var mesela bu görevi yaptıktan sonra. Çünkü bunu 3. seviyede veriyordu. 10. seviyeye kadar ne verecek? 3'ten işte 4'ü var, 5'i var. Burada rastgele avantajlar verecek. Otomatik olarak uygulanacak ve bunların kalıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Örneğin ne vardı mesela, işte zombiler sana ya da şöyle diyeyim, zehirlenmiyordun mesela, işte bazı zombiler kanama vuruyor mesela, onu devre dışı bırakabiliyordun ya. Bu özellikler artık kalıcı elde ederek biraz daha bu laboratuvarı kolaylaştıracaklar gibi, ama bunu yapmak için de birkaç kere laboratuvarı yapmak lazım. Burada da en merak ettiğim şey tabii ki de silahları, ultimatomu, işte rezonatörü falan merak ediyorum, ama şu ilaç dolabı. Bu arkadaşlar kampımıza götürebildiğimiz bir kitleri, bandajları falan saklayabildiğimiz bir dolap olacak. Bunu da böyle işte mesela bahçe alanına koyarım. İçerisinde sadece kitler, bandajlar stok yapmak için olabilir. Gayet şık. Abi kitin mi var? Hepsini laboratuvarda gömdün diyeceksiniz. Haklısınız ama bu dolabı istiyorum beyler. 40 seviye biraz fazla. Sigma'nın kıyafeti Instagram'da var zaten. Bu arada Instagram'dan takip edenler şu anda o bitki fotoğrafını gördüler bile arkadaşlar. O yüzden sizlerin de şiddetle tavsiye etmesini takip etmesini tavsiye ediyorum. Birinci şu sarı karttan verdim. İkinciyi öyle atladım. Üçüncüyü de şu disketten verdim. Direkt atlattı zaten. Sizler de bu şekilde vererek veri havuzunu yükseltebilirsiniz. Onun dışında abi var mı farklı diyeceğim? Konserveli suyumu aldım şuradaki dolaptan. Başka da farklı herhangi bir şey yok. Şunu zaten yine fotoğraflarını Instagram'dan vereceğim. Bu yosun çiftliğinin açılmış halinin nasıl olduğunu. Bir teorim daha var. Denizaltına giden yerin şu kapıdan açılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu da artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada sezon 16 gelmeden sizlere sezon 16 hakkında bilgileri de yakın zamanda vermeye başlayacağım arkadaşlar. Mutlaka bizleri takip edin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Bu arada Google Play'de de en üstte çıkıyorum. Benim yoruma yararlı dediğiniz için teşekkür ederim. Çıkmamız da lazım zaten. Yani yeni başlayan arkadaşlar çok faydalı içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Sizler de Google Play'den zaten 30-40 tane arkadaşımız yazmış, işte Burak abi kanalını takip edin. Ben demeden yazanlar var. Onlara çok çok teşekkür ederim. Sizler de yazarak kanalımızın bir an önce gelişmesine, 10K'lara, 20K'lara, 100K'lara, 100.000'lere artık gelmemizi sağlayabilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.